1 Şubat'ta Antalya'da kampa girecek. 1 Şubat'ta Galatasaray kampa. Bugünkü maçtan sonra kampin ihtiyacı olduğunu anladılar herhalde. Ha öyle mi? Ya şimdi eskini hatırlıyorsun değil mi? Ne takımlar gelirdi abi Antalya kampına. Oo. Baba Avrupa'nın dev takımları gelirdi. İnanılmaz evet Antalya var ya. Şimdi acayip o şey düştü ya. Üzülüyorum valla. Pandemiden dolayı seyahat meyahat bilmem ne onlar da etkiliyor. Para gidecek olan var mı? Pandemiyle alakası yok abi. Neyle var? Ya bayağı uzun zamandır. Devre aralarını da kısalttılar abi bak o da var. Devre araları da dünyada da kısaldı iyice. Hayır. Dediğin çok doğru. Müthiş takımlar gelirdi orası böyle bir şölen haline olurdu abi, Antalya. Takımlar geliyordu ya şimdi geliyordu. Bakıyorum hep. Niye yani küçümsemek için söylemiyorum da. Yani baba kulüpler çok azaldı. 72'ye getirsenize. Hala da otellerimiz orada çok iyi ama. 72'ye getirsenize. Abi sahalar nefis, oteller nefis. İnanılmaz. Uzun yaşamın sırrı aşık olmamak. Sevgili yoksa problem de yoktur. Yok muymuş bunun sevgilisi? Yok. Vallahi. Evli mi, bekar mı? Var var, sevgilisi var. Şimdi o zaman sevgilisine aşık mı değil? Sevgilisi Trabzonspor. Vallahi seni uzun yaşamın ediyorum. Sırrı aşık olmamak. Şey var ya, şey bir şarkı. Sevgili yoksa problem de yoktur. Şarkı bak, var ya, No Woman No Cry diye. Müzik var mı arkadaşlar? Şeyin kimin de Beatles'ın. Kadın yok, ağlamak yok. Koysaydınız bak, iyi olurdu aslında bir ama. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi baktığın neyse. Zaman baktığın zaman Vakayeme aşk ihtiyacını Trabzon'da giderir mi? Yeşerli kalır mı? Şimdi arkadaşlar, sevgili seyirciler, ya, şimdi abi dur. 66 numarayı bir ekrana getirir misiniz? Emre abi kendinden geçti. Ya bir şey söyleyecek. Ya böyle söyleyeyim, ona hoşuma gidiyor, gülüyorum. Frene basamasa geliyorum. Gece sağ olmuş. Fakat bugün şeye sormuşlar, Rozier'e. İnternette okudum. Kim yaptı röportajı? Kusura bakmasın unuttum. Vakayeme ile ilgili mi? Demiş ki Rozier. Acayip kuvvetli bir adam demiş. Durduramıyorum demiş. En çekindiğim oyuncu Emakabe demiş. Zaten Batu'nun akışa ilk koyduğu haber de o olmuş. Yani. Öyle mi? Tabii. Soru ligde en çok zorlandığın futbolcu kim? Rozier. Vakayeme. Adam inanılmaz güçlü. Yani bir şey söyleyeceğim. Abi yıkılıyor zaten. Bu zaten hepimiz Vakayeme deriz herhalde. Tabii ki yani şu anda. Değil mi abi? Yani bu bilmiyorum hani Rozier de tutamıyorsa. Futbol Arena yapmış. Futbol Arena'nın haberi arkadaşlarımızın. Çok teşekkürler Futbol Arena. Arkadaşlarımızın emeğini çalmayalım. Onu da söyleyelim. Yalnız Trabzon Galatasaray maçında Sasha Boy Vakame'ye sakatlarına kadar adım attırmadı biliyor musun? O gün özelinde söylüyorum. Kaç bitti maç? 1-0'da Sasha Boy sakatlandı çıktı. Tamam işte o yüzden sakatlanmış da olabilir abi. Yani onun gücü yetmediği için. Kendi eforunu çok fazla zorladığı için şimdi katlanmış olabilir. Emre Bol'a bir soru soracağım. 66 numara. 81 dakika başı etti. 66 numara bir ekrana gelsin. 66 numarayı görelim. 66 numara. Fenerbahçe kaleci arıyor. Şimdi Türkiye'nin en iyi 5 kalecisinden ikisi Fenerbahçe'de. Çok rahat net bunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin en iyi 5 kalecisinden, Türkiye'nin en iyi 5 kalecisinden ikisi. Berke gidiyor mu kaleci ama? Kaleci Altay ve Berke. Abi bak Berke'yi kaçırmayın, yapmayın. Berke Fenerbahçe'yi imzalamadı değil mi de? Yok imzalamadı. Berke'nin Haziran'da sözleşmesi bitiyor. Sözleşmesi bitiyor. Sözleşmesi bitiyor. Fakat bakın arkadaşlar şöyle bir şey bir, var. Bir tamam. Cümleyle sana bağlayayım affına sığınarak. Manchester City ve Chelsea'nin 3 sene önce istediğini çok iyi biliyorum. İsterse yalanlasınlar. Fatih Terim'in bu adamı ne kadar sevdiğini o dönemlerden biliyorum. Ben hocama söylemiştim. Berke ile ilgili daha Avrupa'dan birçok kulüplerin ne kadar takipçi olduğunu biliyorum. Kaçırmayın bu çocuğu. Milli takım hocası geldi söyledi ya istatistikleri. Evet, Stefan Kunstlar söyledi. Evet. Onu bırak, Stefan Kunst değil. Kenan Hoca. Kenan Hoca evet. Kenan Koçak Hoca neler anlatıyor Berke ile ilgili? Yani muhteşem diyor. Yani şimdi Emre, şimdi Ertuğrul abi. İsmi geçiyor. Bu arada Nurullah ismi geçti Samsun Spor'dan. Yok, ben Nurullah'la konuştum. Kesinlikle abi öyle yok, bir şey yok. Ben Samsun Spor'un başarısı için uğraşıyorum. Samsun Spor'dayım. Samsun Spor'u Süper Lig'e çıkartmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Yalnız yani bu haberler bilinçli maksatlı çıkartılıyor. Emre, böyle bir şey yok dedi. Fenerbahçe bak, yerli kaleci. Fenerbahçe Nurullah, yerli kaleci konusunda. İnanılmaz beyefendi. Emre. Şahane bir kaleci bu arada. Fenerbahçe yerli kaleci konusunda ta Engin'den Rüştü'den başlayarak hep başarılı. Hayır bunların... Biz yabancı kaleciyi çok iyi seçiyoruz. Altay ve Berke'nin yedek bence kalecisi, şans, üçüncü yedek kaleci Ertuğrul muydu? O bile çok başarılı. Bu çocuğun moralini çok bozdular abi. Ertuğrul'un mu? Hayır Berke'nin. Abi Berke ama iyi yani. Berke'nin çok iyi işler yapıyor. Yok yani yok canım, performansı iyi değil. Ben beğeniyorum abiciğim. İyi değil ama Altay'a da neler söyledik abi. Altay'a bak. Altay'ı eleştirdiler. Altay'ın geldiği sebebi yok. Berke'ye de biraz vakit lazım. Çok genç. 2000 doğumlu bir çocuk bir mu? Bir şey söyleyeceğim. Genç ya kaleci için çok genç bir yaş. Yedi, çocuğu yerden yere tabii bulan abi, ayıp ya. Tabii abi o kadar ya. Olsun ya. Instagram'ını Twitter'ını kapattırdınız. Nasıl
Ya aynısını Galatasaray için söyledik de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor çok mu normal bu konuda sosyal medyada ya? Şimdi inanılmaz, çocuğa neler yapıldı ya? Ya bu çocuğun bir annesi babası var. Yani öyle bir aile, pırlanta gibi bir aile. Bir abi, hadi onu bir kenara bıraktım. Gencecik çocuk Türkiye için, bak sadece Fenerbahçe değil, canını, bak Türkiye için canını ortaya koyuyor böyle en ufak bir şeyle. Diyor ki ben milli takım için hazırım, ben şunun için hazırım, ben bunun için hazırım. Onu bırak, Fenerbahçe'nin kalesini bu yaşta korumak. Öyle her babayı diyor. Galatasaray'ın kalesini her bu yaşta korumak. Çok güzel. Trabzon'un, Beşiktaş'ın. Öyle her yiğidin harcı değil. Berke çok önemli bir değerdir bizim ülkemizde. Ve bak şunu da söyleyeyim ha. Mesela Galatasaray'da şimdi gitti kaleci bakıyor diyor, değil mi? Fener'de öyle bir sorun yok. Taş gibi de Altay'ın yerine iyi kaleci. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? İyi kaleci götürüyorum. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Buyur abi. Bak Ertuğrul'un ismi geçiyor Fenerbahçe'yle. Ertuğrul Taşkıran'ın. Evet. Bilmiyorum, Emre daha net bilir onu. Ertuğrul Taşkıran diyorlar Fenerbahçe için. Galatasaray'ın yerinde olsam Burak Başkan'ın. Derim ki çalarım Sayın Ali Koç'un kapısını, Ali Koç'un. Ali Başkan da hayır demez ha. Ali Başkan Berke'yi kenarda bırakmaz. Ertuğrul'u alacağına yanına, birkaç kişi daha alacağına. Ben iddia ediyorum Burak Başkan Berke'yi alsa 15 yıl Galatasaray'ın kalesini korur, biliyor musun? Büyük yatırım. 15 muhteşem sene. Muhteşem olur bak. Berke'yi vermezler ve ya. Kim, kimse de kötü demez. Onu vermezse belki Ertuğrul'a giderler. O kadar iyiyse ben bilemedim. Abi ben sana bir şey söyleyeyim çok, mi? Çok doğru bir şey söyledin bak, abi. O zaman Galatasaray'ın yerinde olsam giderim, Nurullah alırım bu Fenerbahçe'de sefer. Fenerbahçe'de Altay, Trabzon'da olacağız. Galatasaray'da Berke çok değerli olur bunlar. Bak Berke iyi kaleci olacak ama şu anda Galatasaray olmaz. Yani gelse de yine eleştirilecek. Ya ama kazanılacak Altay gibi. Bu sene'den sonra kimi koysan eleştirilir ama yani kötü goller yiyor şu anda Galatasaray kalecileri. Hayır, Fener'in kalecisi kötü goller yiyor. Martin Mirchevski Antalya'dan paylaşım yapmış bak. Kamptan. Martin Mirchevski. Bu sezon 18 maç, 16 gol, 4 asist. Martin Mirchevski.